Arkamda şu an gördüğünüz yer Doğu Karadeniz sahil yolu şeridinin denizin tam karşısında. Dağların eteğinde olan bir bölge. Yıllar boyunca bu bölgeye çöpler döküldü. Ve şimdi artık çöplerin kokusundan baş edemedikleri için çöpleri araç getirerek o bölgenin toprağıyla karıştırarak kokuyu yok etmeye çalışıyorlar. Ve bu bölge tamamen turizm bölgesi. Hatta turizm olarak ilerliyor. Burada çok farklı milletlerden gelen yabancılar da var. Trekking için gelenler, yaz kış tatile gelen insanlar var. Aynı zamanda Türkiye'nin en büyük su kaynaklarının olduğu bölgedeyiz. Ve şu an bu çöple, bu rezaletle bu sahil yolu yok ediliyor. Evet, çek çek. Bütün evde çek. Bir sene demleri böyle. Bu ne? Ya burada dağlardan kopma oluyordu, tamam mı? Dağlardan kopma olduğu için sağ olsun burası normalde dolgu alandır. Buraya doldurdular ama hani bir şey olduğu için, zemin sağlanmadığı için yağışta olduğu zaman toprak gevşiyor ve burası ister istemez kavuyor. Bayağı adamları uğraşıyorlar ama artık ne diye, niye bu kadar uzun sürdü anlamış. Siz çöplerle ilgili bir nedir bu çöpler? Vallahi ben de yeni fark ettim. Ha, daha buralara şeydi, toprak doluydu buralar ama ben de geçenlerde yeni fark ettim. Yani hep bu taraf toprak, o taraf çöp. Ben de şok oldum burayı görünce. Çöpü niye buraya koydular? Hem de sahil tarafında. Dibi orman. Niye? Niye bir arıtma tesisi yok? Niye şey yok? Ben de anlamış değilim yani. Valla ben bile şok oldum görünce yani. Burası bir de dediğimiz gibi yani. Buradan ta Artvin Erzurum'a kadar yol var. Gürcistan'a giden yol var. Burası turizm bölgesi. Karadeniz incisi. Ama niye böyle yaptılar ben de anlamış değilim. Sağındayız. Hadi bay bay.